頭で熊腕を極みしてる。Bursalı siyah incir üreticileri kan ağlıyor. Sıkıntımız şöyle, fiyat politikalarından dolayı şirketlerin yaptığı, organize bir şekilde yaptıkları fiyat politikalarından dolayı büyük mağduriyet yaşıyoruz. Şirketler ilk yetişen ürünü az olduğu dönemde yüksek fiyattan alırken, bollaşınca alımı durdurup fiyatları düşürüyor. Daha sonra alıma ucuz fiyattan devam ediyor. Yıllık fiyatı 2 liradan falan verirsen alacaklar, ondan sonra keyfine bakacak. Almanya'da 5 euromuş bir tanesi. Her yıl tekrarlanan bu duruma isyan eden çiftçiler ellerinde kalan incirleri yerlere döktü. Satamadık, malı döküyorum işte. Bu fırsatçılık yani. Fiyat düşürme politikası. Başka hiçbir şey değil. Düne kadar bir fiyat çıkıyor, herkes üstüne alıyor. Düşerken kimse almıyor. Yani iyi herkes alır, kötüyü kimse almıyor. Bak görüyorsun, adam burada incirleri yerlere döktü. Yarın bu çok basit bir şey. Yarın hepsi dökülecek bir incir. İnciri alan şirketler döviz üzerinden satıyor. Nadir yetişen bu meyvenin İngiltere'de kilosu 75 lira. Bu kadar nadir siyah inciri yetiştiren üreticilerse şirketlerin istedikleri gibi fiyat uygulamasından dolayı para kazanamıyor. Baştan konuşsunlar, bunun fiyatı 6 lira veya 5 lira desinler, sonuna kadar hep aynı fiyattan alsınlar. Nasıl yapıyorlar peki? 15'i alıp da ertesi gün 3 liraya düşürmesinler veya kapıları kapayıp evet, almıyoruz incir demesinler. Bursa'nın köylerinde 12 liradan açılan siyah incir 10 gün içinde 4 liraya düştü. 12 idi, ona düştü. Dün 8 idi, bugün kaç para oldu belli değil, alan yok yani. 12 liraya başladı bu incirin alımı. Bir gün 12 liraya aldılar, ertesi gün 10 liraya düştü, 8'e düştü. Yine sıkıntımız yok. Biz malımızı geliyoruz, topluyoruz, sabah 6'da gidiyoruz toplamaya. Ama bugün şirketler kapılarını kapattı. Sebep nedir? Sebebi fiyatları düşürmek için yapıyorlar. Birlik mi oluyorlar? Sabah bahçeye gidip ürününü toplayan çiftçiler, şirketlerin ürün almayı kısıtlamasından dolayı mallarını kime satacağını kara kara düşünmeye başladı. Satamadık, malı döküyorum işte.